Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Geçen hafta Azerbaycan tarihinde önemli bir gündü. Sadece Azerbaycan'ın değil kardeş, Türkiye'nin de gündemini zept eden bir törene şahitlik ettik hepimiz. Bakü'de Özgürlük Meydanı'nda, Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçit Töreni yapıldı. 3000'den fazla askerin katıldığı geçit töreninde Azerbaycan'a ait modern silahlar, askeri teçhizat ve hava savunma sistemleri sergilendi. 44 gün süren savaş sırasında Ermeni ordusundan ele geçirilen askeri teçhizat ve tanklar da geçit törenine getirildi. Ermenilerin en çok korktuğu şey Ermeni askeri rehinelerin Bakü'de askeri geçit töreninde gösterilme olasılığıydı ki bu da gerçekleşmedi. Çünkü Azerbaycan uluslararası hukuka ve sözleşmelere saygı duyan, humanizm ilkelerine önem veren barışsever bir ülkedir. Savaş esirlerine de uluslararası sözleşmeler çerçevesinde davranıyoruz. Bakü'deki askeri geçit töreninin en önemli tarafı bu bayrama Türkiye Cumhuriyeti askerlerinin de katılmasıydı. Geçit töreninin onur konuğu ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi törenine katılmak üzere Azerbaycan'a bir gün önce akşam saatlerinde gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da başladığı temaslar çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hiyaban Devlet Mezarlığı'nı ziyarette bulunarak Haydar Aliyev'in kabrine çelenk koydu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabriyle Türk ve Azerbaycan şehitleriyle ziyaret etti. İki lider zafer açıklamalarında bulundu. Ardından tüm dünyanın büyük bir ilgiyle izlediği o büyük askeri geçit töreni başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zafer töreninde çok önemli mesajlarla dolu bir konuşma yaptı ve Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarması mücadelenin sonu anlamına gelmez dedi. Türkiye lideri Ermenistan'a ve onu destekleyen ülkelere somut mesajlar iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini bir kez daha savundu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini söyledi. Gün boyunca ulusal kanal ekranlarında da Bakü'deki Zafer Geçidi gösterildi ve çok konuşuldu. Bu nedenle daha fazla yorum yapmadan askeri geçit töreninin en unutulmaz anlarını dikkatinize sunuyoruz. Selam asker! Asker. Bugün işgal altında olan torpaqlarda kaldırılan Azerbaycan bayrağı Azadlık Meydanı'na getirilecek. Ve bugün geldi. Bu tarihi günün şahidi biziz, Azerbaycan halkı. Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyor. Onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum. Önceki askeri geçit törenlerinden farklı olarak bu kez isimleri hiçbir yerde açıklanmayan özel kuvvetlerin katılımı Azerbaycan'da büyük ilgi uyandırdı. Azerbaycan Dış İstihbarat Teşkilatı'nın YARASA özel kuvvetleri ilk kez Azadlık Meydanı'ndaki Zafer Geçidi sırasında görüldü. Azerbaycan Dış İstihbarat Teşkilatı'na bağlı YARASA özel kuvvetleri Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin en gizli ve özel birimi olarak bilinmektedir. Bu birim Ermenistan'ın işgal ettiği
etdiyi Azərbaycan topraqlarının kurtuluşunda aktiv rol aldı. Yarasa savaşçıları Azərbaycanın vatan müharibəsində kahramanlık göstərdi. Şehirlerin ve köylerin kurtuluşunda yer aldılar. Özellikle de Qubadlıya ilk girenler arasındaydılar. Azərbaycan ordusunun elit gücleri ve gururu olarak görülen yarasa savaşçılarına Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev nişan ve madalyalar verdi. Zafer geçidinin ardından iki ülkə liderleri basın toplantısı düzenledi ve çok önemli mesajlar verildi. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini söyleyebiliriz. Geçen hafta iki ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan bir belge Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vize uygulamasını tamamen ortadan kaldırdı ve artık iki ülkə vatandaşları sadece kimlik kartı ile karşılıklı seyahat edebilecekler. Buna ek olarak ikili işbirliğini daha da geliştirmek için çeşitli belgeler imzalandı. Azerbaycan ile Türkiye arasında yeni bir ilişkiler döneminin başladığını söyleyebiliriz. İki ülke arasında yeni neler olacak? Özel olarak ulusal kanala bu hafta konuşan tanınmış gazeteci Azer Hasret görüşlerini bizlerle paylaştı. Azer Bey, buyurun, söz sizde. Merhaba efendim. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'deki zafer kutlamalarına yüksek düzeyde katılması elbette ki Azerbaycan kamuoyunu fevkalade mesut etmiştir. Çünkü 44 günlük Kurtuluş Savaşı boyunca biz Türkiye'yi hep yanımızda gördük, hep yanımızda duyduk. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in de söylediği gibi Türkiye devleti ve Türkiye halkı manevi olarak bizim arkamızda oldu, bize destek verdi. O yüzden elbette ki zaferin kazanılmasında Türkiye'nin büyük bir rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Rolü büyük olduğu için de Türkiye devletinin yüksek düzeyde Bakü'deki zafer kutlamalarına katılması doğal hakkıdır. Elbette ki Azerbaycan, demin söylediğim gibi, Türkiye Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı, beraberindeki heyeti zafer kutlamalarında görmekten çok memnundur, mesuttur. Aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'daki zafer kutlamalarına katılması, ardından da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ikili görüşmeler yapması, görüşmelerin ardından bazı ikili ortak anlaşmaların imzalanması, tüm bunlar bölgemizin geleceği, istikrarlı geleceği için çok gerekli ve faydalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söyledikleri gibi bizim coğrafyamızda dayanıklı barış istiyorsak o zaman diğer devletler de Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkileri örnek alması lazım. Yani Türkiye ile Azerbaycan arasında çözümü zor olan hiçbir problemi yoktur. Türkiye ile Azerbaycan arasında masa arkasında çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Elbette ki diğer devletlerinde aynı tavır üstlenmesi ortak işimizin faydasına olabilirdi. O yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü seferi, zafer kutlamalarına katılması, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ikili görüşmeler yapması, görüşmeler sonucunda medyaya verdiği demeçler, tüm bunlar elbette ki iki kardeş devletin büyük bir coğrafyada yarınların daha sakin, daha barışçıl olması için attığı ortak adımlardır. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birlikte bizim coğrafyamızın yarınlarını düşünmekte, yarınların daha sağlama alınması için adımlar atmaktalar. Türkiye'nin yanında elbette ki Azerbaycan'a dost ve kardeş diğer devletlerle birlikte hareket edeceğiz. Asıl amacımız bölgeye istikrar, barış getirmektir. Türkiye devleti mutlaka bizim coğrafyamızda, Kafkaslarda
dayanıklı barış ve istikrarın olmasında iştirakçıdır ve Türkiye olmadan buralarda işler yapılamaz. O yüzden sanırım herkes mesajı almıştır. Azerbaycan medyasında dün ilginç bir haber yayıldı. Tanınmış haber ajansı olan Hakkın Az, Türkiye'nin yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırısına hazırlandığını iddia ediyor. Haber portalı iddia ediyor ki ABD Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın zaferi Türkiye tarafından yeni bir dış politika sorunu olarak algılandı. Ve şimdi Ankara, ABD-Türkiye ilişkilerinde ülkenin politikasını geliştirmeye ve Washington'un Biden döneminde ve Demokratların Beyaz Saray'daki varlığında olası dostça olmayan adımlarına yanıtlar geliştirmeye başladı. Joe Biden, Türkiye devleti tarafından aşağıdaki koşullar nedeniyle bir dış politika sorunu olarak algılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı süre boyunca 2009-2017 yıllarda Türkiye'de insan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Ankara aleyhine sert bir tavır takınmanın destekçisi Joe Biden'dı. Biden Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması ve ABD-Türkiye askeri teknik işbirliğinin sınırlandırılması da dahil olmak üzere Kongre'nin Türkiye karşıtı girişimlerini defalarca destekledi. 28 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul'un merkezindeki Taksim Meydanı'nda başlayan ve ardından şehrin diğer bölgelerini ve ülkenin diğer şehirlerini de kapsayan Türkiye'de kitlesel protestolar döneminde Biden protestocuları destekledi. Ankara'nın göstericilere yönelik şiddetten kaçınmasını istedi ve şiddet kullanılması halinde yaptırım uygulamakta tehdit etti. Joseph Biden 2016 yılında 240 vatandaşın öldürüldüğü ve 2200 kişinin yaralandığı askeri darbe girişiminde bulunmakla suçlanan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Seçim kampanyası sırasında Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan iktidarının devrilmesi gerektiği tezlerini ortaya attı ve Türkiye'nin Rus S-400 sistemlerini aldığı için ağır şekilde cezalandırılması gerektiği ve Ankara'nın Libya, Suriye, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerdeki politikalarının ABD'nin ulusal çıkarlarını tehdit ettiği yönünde fikirler söyledi. Yani Joseph Biden Ankara tarafından Türkiye'ye karşı fikir ve düşüncelere sahip bir politikacı olarak sınıflandırılıyor ve onun Beyaz Saray'da olması Türkiye'nin mevcut iktidarını olabildiğince devirmek ve en azından Ankara için dış politikada, ekonomide ve NATO çerçevesinde askeri teknik alanda birçok zorluklar yaratmak için kullanılacak. Bu anlamda bugün Türkiye devletinin bir takım hedefleri var. Türkiye Cumhuriyeti'ni zayıflatabilecek olası tüm saldırılara karşı etkili savunma örgütlemek. ABD yönetiminin Türkiye'nin finansal sistemine ve savunma sanayi kompleksine olası saldırı yönleri. Bu saldırıları etkisiz hale getirmenin yolları. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki sosyopolitik durumu, siyasi ve kamusal grupları ve iktidara gelmek için Amerikalılarla işbirliği yapabilen kamuoyu liderlerini etkileme yeteneği. Bu bakımdan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Biden tayfası dediği siyasetçilere dikkat etmekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerel etnik azınlıkları Türkiye karşıtı amaçlarla kullanma yeteneği ve bu tehdidi etkisiz hale getirmek için en uygun önlemler. ABD'nin Orta Doğu'da ve diğer bölgelerde Ankara'nın uluslararası konumunu ve Türkiye'nin bu adımlara vereceği yanıtların sınırlarını karmaşıklaştırabilecek olası dış politika adımları. ABD'nin Türkiye'ye karşı tehditleri ve resmi Ankara'nın bu tehlikelere karşı atabileceği adımlar burada bitmiyor. Türkiye'nin en yakın müttefiki olan Azerbaycan'a da yaptırımlar veya Karabağ'daki kışkırtmaların yeniden başlaması da olası bir tehlike kaynağı olabilir. Erdoğan'ın Bakü'deki zafer töreninde savaşın bitmediğini ve hala sürmekte olduğunu söylemesi ve bununla da aslında çok önemli mesajlar vermesi hiç de tesadüfi değil. Bu açıdan Azerbaycan'ın yeni bir döneme hazır olması ve Türkiye ile birlikte adımlar atması gerekiyor. Biden'in başkanlığı sırasında Ermeniler Karabağ'daki provokasyonları tekrarlayabilir ve bu durumu daha da kötüleştirebilir. Bu provokasyonlardan biri zaten dün yapıldı. İşgaldan kurtarılan Hadrut kentinde görev yapan bir Azerbaycan askeri bir grup Ermeninin saldırısına uğradı ve Azerbaycan askeri ağır yaralandı. Beklendiği gibi Ermeniler yenilgilerini kabul etmek istemiyorlar ve hala bir gerilla savaşı vermeye çalışıyorlar.
Biden döneminde bu tür provokasyonların daha da artacağı beklenilmeli. Geçtiğimiz hafta Azerbaycan'daki bu olaylarla gündeme damasını vurdu ve ulusal kanal izleyicilerine kardeş Azerbaycan'da olanların kısa bir özetini vermeye çalıştık bugün. İnşallah haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.